İyi akşamlar Medyascope izleyenleri. Bugün bir hafta aradan sonra tekrar birlikteyiz. Gene çok değerli bir konuğum var. Doçent Doktor Ebru Firidin Özgür. Ve bugün birlikte özel mekan odaklı kentleşmede kamusal mekanlar üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ebru Hocam'la birlikte gerçekleştireceğimiz bu sohbete konu olan çalışma aslında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde bilimsel araştırma projesi desteğiyle gerçekleştirilen bir araştırma ve vaka çalışmaları olarak da Kadıköy ve Ataşehir üzerine odaklanmış. Bugün soracağım sorular da çalışmanın içeriğiyle ilgili tartışacağımız konular da bu örnekler üzerinden ilerliyor olacak. Dolayısıyla teorik bir tartışma değil, gene pratiğe dayanan bir tartışma yapıyor olacağız. Ben her zamanki gibi tartışmanın vaktinden çalmamak için hemen değerli hocamı sizlere kısaca tanıtayım. Ardından sorularımla birlikte kendisiyle sohbete başlayalım. Ebru Hocam 1996 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olmuş. Biraz önce program öncesi yaptığımız sohbette de doğma büyüme Mimar Sinanlıyım demişti zaten. Yüksek lisansını da gene Mimar Sinan'da tamamlıyor. Kentsel tasarım alanında sosyal ve mekansal ayrışma çerçevesinde kapalı siteler üzerine doktorasını gene aynı üniversitede 2006 senesinde tamamlıyor. 2000 senesinde araştırma görevlisi olarak Mimar Sinan'da çalışmaya başlamış. Şu anda hem öğretim görevlisi olarak ders veriyor hem de araştırmalarına devam ediyor. Hocamın araştırma ilgi alanları içerisinde kentsel tasarım kuramı, kentsel projeler ve konut alanlarındaki değişimler bulunmakta. 2013 yılından bu yana da ağırlıklı olarak kamusal mekan, kamusal alan, kamusallık ve kentin kamusal boyutları üzerine çalışıyor. Umarım bir şey atlamadım hocam, değil mi? Hayır. Şimdi bugün hemen sohbetimize konusu olan ve bilimsel araştırma projesi desteğiyle desteklenmiş olan bu güzel ve ilginç temadan bahsedelim. Tekrar hatırlatmak gerekirse özel mekan odaklı kentleşmeden bahsedeceğiz bugün. Ve bu tip kentleşmenin içerisinde kamusal mekanın yerini arıyor olacağız bu sohbetimizde. Şimdi tabii bu bir proje olduğu için sohbete başlamadan önce bugün biraz da yaz tatili de olduğu için bizimle birlikte olmayan ama projede emekleri geçmiş olan isterseniz bir proje ekibinden siz kısaca bahsedin ve projenin kapsamından kısaca bahsedin hocam. Öyle başlayalım. Evet, projeye aslında 2011 yılında projeyi yazmaya başladık. 2012 yılında bilimsel araştırma projeleri birimimize başvurduk. 2013 yılında da Nisan ayında projemiz kabul edildi. Ondan sonra aslında bir yıllık bir proje olarak öngörmüştük biz bunu ama tabii ki elimizde olmayan nedenlerden birçok projenin başına geldiği gibi bir 6 ay daha uzatma alarak 2013 Mayıs'ında başlayıp 2014 Eylül ayında projemizi tamamladık. Projemizde aslında kapsam olarak kamusal mekan meselesini anlamaya çalıştık ilk başta. Kamusal mekan nedir? Kamusal mekan literatürde nasıl tartışılmaktadır? Ve bunun üzerinden İstanbul'a, kendi kentlerimize, kendi yaşadığımız kentlere nasıl bakabiliriz? Merak ettiğimiz şey ilk başta bu oldu ve bundan yola çıkarak aslında bir projeyi oluşturduk ve alan araştırmasıyla beraber dediğim gibi 2014 yılında tamamladık. Proje ekibimizde de bizim bölümde iki tane araştırma görevlimiz var. Onlar yer aldılar. Sinem Seçer, kamu yönetimi kökenlidir aslında. Ve aynı zamanda bizim bölümden mezun olan yine kentsel tasarımda yüksek lisansını yapmış olan Barış Göğüş zaten yüksek lisansını da kamusal mekanlar üzerine yapmıştı. O projemizde destek oldu. Ve aynı zamanda mimarlık bölümünden Tolga Sayın, yardım doçent Tolga Sayın proje ekibimizdeydi o dönemde. Böylece aslında hem kamu yönetimi hem mimarlık hem şehir planlama biraz da disiplinler arası bir çalışma yürütebilmenin olanaklarını da araştırmış olduk. Ve daha sonra da bu aslında çalışmalarımıza halen devam ediyoruz bir şekilde. Zaten çalışmanızın zenginliği gösteriyor hocam, o interdisipliner çalışma kültürünü. Teşekkürler. Benim önemli bir sorum şuydu. Yani bu konuya neden yöneldiniz? Özel mekan odaklı kentleşme. Neden böyle bir konuya merak saldınız? Bu aklınıza nereden geldi? Aslında bu merakımızın sebebini birkaç açıdan açıklamam mümkün. Bir tanesi, birincisi kamusal mekanların kent hayatındaki rolü ve önemi.
Kamusal mekan dediğimiz şey aslında literatürde özellikle kent planlama, özellikle kentsel tasarım literatüründe daha çok kamuya açık olan, kamunun kullanımında olan, kamunun rahatlıkla erişebildiği, kendine has bir işlevi olan bir mekan türü aslında bahsettiğimiz şey. Bu kendine has işlevi dediğimiz şey rekreatif işlevidir ilk başta temel olarak. Nedir bunlar? Kent hayatında aslında çok önemli bir yeri olan park alanları, parklar, yeşil alanlar, kıyı düzenlemeleri, aynı zamanda meydanlar, sokaklar, caddeler kamusal mekan tanımı içinde ele alınan yerlerdir. İnsanların işte sokağa çıkma, nefes alma, rahatlama, hatta farklı insanları görme, kendinden başka olanı görme ve biraz daha bu kavramı genişlettiğimiz zaman kamusal alan kavramı var ve kamusal alan kavramı aslında bir toplumsal tartışma kavramı. Arendt'in deyimiyle aslında kişilerin başkalarına görünür olduğu alanlar ve yerler, Habermas'ın deyimiyle aslında aleniyetin söz konusu olduğu yerler. Dolayısıyla aslında biz birbirimizi görme ihtiyacını da bu türden yerlerde gideriyoruz. Dolayısıyla ilk başta merak ettiğimiz şey kamusal mekanların kent hayatındaki rolü nedir? Toplum için rolü nedir? Bunu anlamaktı. İkincisi, biraz önce bahsettiniz, benim doktora tezim kapalı siteler üzerineydi ve kent son dönemdeki kent araştırmalarına baktığımız zaman kentsel ayrışmanın, sosyal ayrışmanın, mekansal ayrışmanın son dönemde çoğunlukla çalışılan konular olduğunu görüyoruz. Bu kapalı site üzerinden aslında çok fazla görünür hale gelen bir sosyal ayrışma olgusu var. Ama aynı zamanda bu aslında bizim özel mekan odaklı kentleşme dediğimiz şeye, olguya götürdü bizi. Yani bu özel mekan odaklı kentleşme aslında bizim verdiğimiz bir isim oldu bu çalışma sürecinde. Özel mekan odaklı kentleşme derken sadece kapalı sitelerle görünür hale gelen sosyal ayrışmadan bahsetmiyoruz aslında. Bireyin kendi hayatı, özel hayatını yücelten, bireye ayrıcalıklar sunan bir kentleşme biçimi var aslında. Burada kapalı siteler tam da bunu yapıyorlar bir tarafıyla. Ne yapıyor? İşte size özel olanaklar sunuyorum, size özel güvenlik, size özel yeşil alan, size özel havuz, size özel otopark. Dolayısıyla burada aslında insanların kendini özel hissettiği, daha prestijli olan, toplumun geri kalanından ayrıştığı ve zaten bu kapalı sitelerin reklamlarında da bunu görüyoruz. Ayrıcalıklı bir hayat vaat ediyor. Dolayısıyla tam da aslında kentin o çeşitliliğine, çoğulluğuna, farklılığına ters düşen, kendini kentin karşısında konumlandıran bir yapılanmadan bahsediyoruz. Ama bu sadece kapalı siteler değil, aslında alışveriş merkezleri, güvenlikli ofisler, plaza hayatı vesaire, bunların hepsine baktığımız zaman bu aslında bir özel mekan odaklı bir kentleşme biçiminin olduğunu bize gösterdi. Bizim bulduğumuz şey buydu. Peki dönüp şunu sorduk. Peki kentin kamusal mekanları var. Bir de İstanbul'un kentleşme, son dönemdeki kentleşme biçimine baktığımız zaman gördüğümüz şöyle bir dolgu var. Şimdi İstanbul'da 5 tane kapalı site olsaydı ya da 3 tane alışveriş merkezi olsaydı bu bizim için bir konu olmayacaktı. Ama bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki bu bir kentleşme biçimi haline almaya başladı. Yani yeni bir konut alanı üretilirken mutlaka güvenlikli, dışarıya kapalı, işte duvarlarla çevrelenmiş, kendini kentten ayrı konumlandıran bir yapılanma görüyoruz ve bunların yoğunlaştığı yerler var. Bunlardan bir tanesi Batı Ataşehir. Bir prestij merkezi olarak aslında kendisini ifade eden, reklamlarını da bunun üzerinden yapan bir yer. Batı Ataşehir'e baktığımız zaman kapalı sitelerden oluşan bir ada görüyoruz. Bir araya toplandığını görürüz. Mesela Göktürk de buna benzerdir, Çekmeköy buna benzerdir. Son dönemde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın çekimiyle ortaya çıkan Kurtköy buna benzerdir. Şimdi bu şekilde yoğunlaşmalar aslında bize bildiğimiz geleneksel kent dokusundan farklı bir kentleşme biçimini tanımlıyor. Biz bu kentleşme biçimi içinde, yani geleneksel bizim bildiğimiz kentleşme biçimi dediğimiz şey de aslında biraz da Beşiktaş'ta, Kadıköy'de, Bakırköy'de vesaire normalde gördüğümüz yerler. Bunu nasıl tanımlayabiliriz? Bunu da kamusal mekanla özel mekan arasındaki ilişkinin daha doğrudan kurulduğu, kentsel işlevlerle donatılmış, yani evinizden çıktığınız anda bulduğunuz şeylerle tanımlayabileceğimiz, imkanlarla, olanaklarla, kentsel işlevlerle tanımlayabileceğimiz bir kentleşme biçimi var. Şimdi bu bizim bildiğimiz kentleşme biçiminin karşısına son 30 yıldır gelen bu şekilde özel mekan odaklı alışveriş merkezi, kapalı site, otomobil odaklı bir hayat,
oradan çıkıp işine gidip gelen ya da okula gidip gelen insanların oluşturduğu bir yaşam biçimi var. Şimdi bu ikisi aslında birbirinden farklı yaşam biçimlerine, farklı kentsel oluşumlara, kent kullanımına, kentle ilişkinin aslında farklılaşmasına işaret ediyor. Bizim merak ettiğimiz şey de tam da işte bu Batı Ataşehir gibi kapalı sitelerle, alışveriş merkezleriyle örülmüş olan bir kent dokusunda kamusal mekanların nasıl bir işlevinin olduğuydu. Hmm. Yani kamusal mekanlar İstanbul için ne demek? Baştan bunu merak ederek yola çıkmıştık ama sonra baktık ki bu türden yerlerde kamusal mekanlar yok değil, var tabii ki belediyeler bunları sağlıyorlar. Ama bunlar nasıl kullanılıyor? Kim kullanıyor? Bunun biraz peşine düşmek istedik aslında bu çalışmada. O zaman şu soruyu birazcık daha sonra söyleyeyim. Yani ben size biraz sorularımın içerisinde şöyle bir soru vardı. Özel mekan odaklı kentleşme, kent için ne anlama gelir diyecektim ama siz biraz önce gayet açık bir şekilde anlattınız. O zaman ben size şöyle sorarak devam edeyim. Şimdi biraz önce dediğiniz gibi aslında İstanbul ya da Türkiye'nin pek çok kenti artık özel mekan odaklı bir şekilde kentleşme. Yani yeni tipolojisi bu. Evet. Ve burada da bir kamusal alan hala üretiliyor ve bunun sorumluluğu olan, yetkisinde olan yerel yönetimler var. Özel mekanlar ya da yarı özel, yarı kamusal mekanlar zaten müteahhitler ya da işte proje yatırımcıları tarafından kendi kapalı sistemlerinin içerisinde üretiliyor anladığım kadarıyla. Sizin buradaki kamusal alan ya da kamusal alan üretimi sorumluluğu ile ilgili olarak bir el değiştirme de söz konusu mu? Aslında böyle bir şey yakaladınız mı? Aslında bunu söyleyemeyiz. Çünkü bir kapalı site içinde olan mekan aslında bir özel mekandır. Özel mülkiyete dairdir ve aslında kullanıcı kitlesi belirlidir. Girişleri kısıtlanmıştır. Dolayısıyla kamusal diyebileceğimiz bir ortam oluşturmuyor. Şimdi burada aslında kamusallık meselesi var. Doğru. O yüzden aslında bizim merak ettiğimiz şey biraz da oydu. Evet, bu konut alanları işte size bir takım olanaklar sunuyoruz diye insanlara pazarlanıyor. İnsanlarda bir takım gereklilikler ve aslında biraz da hani tüketim kültürünün beslemesiyle bir prestij üyesi olarak da bu alanlara yöneliyorlar. Şimdi burada aslında iki şeyi ayırt etmek lazım. Yani bir işte emlak sektörünün pazarlanabilir konut üretme kaygısı var bir taraftan. Bir taraftan da insanların talepleri var. Şimdi burada aslında bir arzu yaratılıyor. Şimdi o arzu yaratılırken tam da işte size özel, sizin için diye bir vurgu var aslında. Komşunuzu satın aldınız. Evet, ama aslında komşuluk ilişkisinin de pek de öyle olmadığı. Yani bunu ben hem kendi doktora tezimde gördüm, hem Ataşehir'de yaptığımız son dönemdeki çalışmada da aslında bunu yakaladık. Dolayısıyla o mekanlar kamusal mekan değil, hatta yarı kamusal bile diyemeyiz ki. Hani yarı kamusal da aslında bizim çok kullanmayı tercih etmediğimiz bir kavram. Çünkü şöyle de sorulabilir, hangi yarısı kamusal bu? Doğru. Dolayısıyla hani literatürde aslında buna daha farklı yaklaşımlar var. Yani kamusallık derecesi nedir bir mekan? Onun için de bir takım kriterler, ölçütler belirlenmiş durumda. Ve onlar da işte mülkiyetinin kamuda olması, işletmesinin bakımının kamu tarafından yapılması, erişiminin olması, erişimin kolay olması, erişimde seçmeciliğin olmaması, işte güvenliğin seçmeci davranmaması gibi bir takım kriterler var. Ve çok çeşitli insanın kullanabilmesi için de aktivite çeşitliliğinin olması gerektiği genel olarak kabul gören ölçütler. O halde şöyle sorarak devam edeyim. Sizin araştırmanıza doğru yol almaya devam edelim. Ataşehir'i neden seçtiğinizi çok net bir şekilde anladım. Evet. Bir de karşılığında sanırım karşılaştırma yaptığınız Kadıköy var. Yani Kadıköy ve Ataşehir'i seçerken Ataşehir'e koşut olarak Kadıköy'ü seçmenizi de birazcık belki anlatırsanız izleyicilerimiz açısından aydınlatıcı olabilir. Aslında yani bakınca ikisini karşılaştırmak tabii elma ile armutu karşılaştırmak gibi duruyor. Yani karşılaştırılamaz iki tane şeyden bahsediyoruz ama birincisi bizim merak ettiğimiz Ataşehir'de ne oluyor? İnsan kim kullanıyor bu mekanları? Nasıl kullanıyor? Bunu anlamaya çalışıyorduk ama bunun karşılığında şimdi bize kent merkezindeki işte o bildiğimiz gerçekten kamusallık barındırdığını düşündüğümüz mekanlarda aslında bizim olduğunu zannettiğimiz kamusallık var mı? Ya da bunun karşılığında işte bizim daha iyi olarak düşünebileceğimiz, daha kamusal olarak nitelediğimiz bir hayatı ortaya koyan
bir kentleşme biçimindeki kamusallık daha farklı mı? Hı hı. Aslında biraz da sağlamasını yapmak için Kadıköy'ü seçtik. Hı hı. Ve Ataşehir, Anadolu yakasında bu şekilde gelişmiş merkezlerden bir tanesiyken Kadıköy'de aslında tam da bizim geleneksel hani kentleşme diye tanımlayabileceğimiz, konvansiyonel kentleşme diye tanımlayabileceğimiz bir alanı oluşturuyordu. Hı hı hı. O yüzden Kadıköy. Anladım. Kadıköy aslında yani. Dolayısıyla dediğiniz gibi evet. Çok karşılaştırma değil, sağlama evet. Amaçlı. Evet, biraz öyle oldu aslında. Peki araştırmanıza nasıl bir yöntem kullandınız diye sorayım bir de. Araştırmamıza tabii ki işte o bahsettiğim gözlemlerimizden yola çıkarak başladık ama alan araştırmasını yaparken 3 katlı bir araştırma süreci içine girdik. Bir tanesi bu mekanları, seçtiğimiz mekanları Batı Ataşehir'de Cumhuriyet Parkı Meydanı'nı seçmiştik. Kadıköy merkezinde de en canlı, en hani en fazla insanın kullandığı, en yoğun kullanıldığını bizim gözlemlediğimiz Bahariye Caddesi ve Mehmet Ayvalıtaş Meydanı'nı alanı olarak seçtik, çalışma alanı olarak seçtik. İlk başta baktığımız bu mekanların kullanıcısı kim? Ne amaçla kullanıyorlar? Neden burayı kullanıyorlar? Yani ne amaçla kullanıyor? İşte hava almak için kullanıyor olabilir. Nefes almak için kullanıyor olabilir. Arkadaşlarıyla buluşmak için kullanıyor olabilir. Ama neden bunu yapmak için, yani arkadaşlarıyla buluşmak için burayı seçiyor meselesi var. Onu da merak ettik. Ne kadar süre geçirdiklerini. Yani dolayısıyla bizim baktığımız şey, şimdi hepsini tek tek saymayayım. Bizim ben baktığımız tek tek şey, soracağım. Baktığımız şey bu mekanların kullanıcısı kimdir? Nasıl kullanırlar, ne kadar vakit geçirirler? Hı hı. Genel bir profili çıkartmak, kullanımı, kullanım biçimlerini ve kullanıcı çeşitliliğini aslında anlamaktı. İsterseniz Sevgili Ayşe... Bir tanesi Ayşe, buydu. Çok pardon, çok özür dilerim. Sevgili Ayşe fotoğrafları girerse belki siz fotoğraflar üzerinden de sözünü ettiğiniz meydan hangisine denk düşüyor onu da belki... Tabii ki. Şimdi... Karşı izleyicilerde şey uyandırmak açısından, algıyı arttırmak açısından. Evet, burası Cumhuriyet Parkı ve Meydanı. Burası aslında Ataşehir'de hem tören alanı da barındıran, yani belediyelerin bir tören alanı olması gerekiyor. Onun da içinde olduğu. Biz bu araştırmayı yaptığımızda aslında birkaç sene önce düzenlenmiş olan bir parktı. O yüzden de bir takım eksikleri vardı tabii ki o dönemde. Bunu da söylemek lazım. Mesela ağaçlar yeni olduğu için çok büyümemişlerdi ve çok fazla gölge vermiyorlardı ki bu bir park için olmazsa olmaz aslında. Bir problem. Evet. Burası da evet Cumhuriyet Parkı'ndan bir görünüm. Evet, büyümemiş ağaçların evet, gölgesi. Evet, şimdi etraftaki bu şeyleri, kapalı siteleri görüyorsunuz. Yani evet. Bu parkın etrafında aslında çok da fazla, şimdi buradan baktığımız yönden aslında sol alt köşede, sağ alt köşede birkaç tane kafe vardı o dönemde. ama etraftaki konut alanlarının duvarlarıyla çevrili bir alan aslında burası. Evet, doğru. Burası Bahariye Caddesi. Oturma alanları da olan bir yer olduğu için aslında Bahariye Caddesi'ni seçtik. Çünkü insanlar tam da işte fotoğrafta da gördüğünüz gibi işte geleni geçeni seyretmek için de vakit geçirmek için de burayı sadece alışveriş amaçlı kullanmıyorlar. Bunun için de kullandıkları çok canlı ve çeşitli görünen yani çocuklu insanların da geldiği, gençlerin de geldiği, işte orta yaş üstünde geldiği gibi görünen bir yerdi ki bizim araştırmamızda aslında bu kadar çeşitli olmadığını gördük. Bizi Kadıköy'de şaşırtan şeylerden bir tanesi de buydu aslında. Daha çeşitli olmasını bekliyorduk. Düşündüğünüzden daha az. Evet, düşündüğümüzden daha, daha az çeşitli çıktı. Evet. Burası da Mehmet Ayvalıtaş Meydanı. Burası da aslında mahalle, parkı, işte meydan adı ama insanların daha çok park gibi kullandığı bir yer. Birkaç tane ağaç da var. İşte ağaçlar da biraz daha büyüdü. Burası da aslında daha sonradan geçen sene Ekim, Kasım, Aralık ayında biz Kadıköy Belediyesi ile başka bir çalışma yaptık ve o çalışmada da bizim alan seçtiğimiz alanlardan bir tanesi burasıydı. Burayla ilgili aslında baktığımız zaman bu parkta hiçbir şey yok. Oturma elemanları var. Ve aynı zamanda işte gölge veren ağaçlar var ama parkın içinde başka hiçbir donanım yok. Şimdi bu bizim 2014 yılında yaptığımız araştırmada da çıkmıştı. Mesela ortada gördüğünüz kırmızı balık heykeli. Çocuklar için özel bir donanım olmadığı halde çocuklar bu heykelin etrafında oynamayı çok seviyorlar. Kısa zamanda da olsa çocukların böyle ufak bir eğlencesi haline geliyor. İnsanlar farklı zamanlarda farklı şekillerde kullanabiliyorlar. Ama daha sonra işte 2017'de geçen sene yaptığımız çalışmada bu mekanın aslında etraftaki diğer olanaklardan da beslendiğini gördük. Bu da bizim için aslında şaşırtıcıydı. Çünkü etrafında işte pastane, işte kafe, işte büfe ya da market gibi şeylerin olması bu insanların, burada vakit geçiren insanların bir takım
anlık ihtiyaçlarını giderebilmelerini sağlıyor. İşte acıktıkları zaman bir sandviç alabiliyorlar, susadıkları zaman su alabiliyorlar ya da gidip pastaneden bir çay vesaire alabiliyorlar. Dolayısıyla bu alanda alanı kullanmaya devam ediyorlar. Bunu söylüyorum çünkü Ataşehir'de gördüğümüz şey o mekandaki insanların en büyük şikayetlerinin yapacak hiçbir şey yok demeleriydi. Anladım. Evet. Ben biraz önce lafınızı kestim. Yöntemle ilgili sorumu yöntemle bir ilgili, evet. Birincisi anket çalışması yaptık. Toplam 300 tane anket yapıldı. Bu anket çalışmalarında da biraz önce ekibi tanıtırken söylemeyi unuttum. Beni affetsinler. O dönemdeki iki tane öğrencimiz bize destek oldu. Güneş Şen Yeşil ve Seyhan Diren. Bunun dışında sadece oradaki kullanıcının bize verdiği yanıtlarla yetinmemek için ve anketle alamayacağımız yanıtları sorabilmek için hem Kadıköy'de hem Ataşehir'de yaşayan, olabildiğince uzun zamandır orada yaşayıp o mekanları deneyimlemiş olan, o mekanlardaki değişimi ifade edebilecek olan kişilerle derinlemesine mülakat yaptık. Yarı yapılandırılmış mülakatlar yaptık. O mülakatlarımızın çözümlemesini de Seyhan Diren yaptı. Bunun dışında tabii ki biraz önce söylediğiniz gibi bu parkların kamuya ait olması dolayısıyla bir sorumlusu var, bir kamu organı var. Onlar da yerel yönetimler. Dolayısıyla bu genel olarak kent parklarına ya da kamusal mekanlara yaklaşımlarını öğrenmek üzere belediyelerle de görüştük. İlgili departmanlarla görüşme yaptık. Şimdi ben bulgularınızla ilgili sorularımı ve merak ettiğim şeyleri sormaya başlayayım. Söylediğiniz gibi öncelikli olarak bir bu mekanlarda, bu alanlarda, bu kamusal parklarda profil ve kullanıcı analizi yapmışsınız. Evet. Ataşehir ve Kadıköy'de çıkan profil ve kullanıcı analizi sonuçlarınızı biraz anlatıp bunun belki birazcık daha tüme varım olacak ama İstanbul için ne demek olduğu, ne demek olabileceğiyle ilgili biraz yorum yapabilirseniz. Evet, biz dediğim gibi araştırmayı 2013-2014 yıllarında yaptık. Ve anket çalışması da yani bu mekanın kullanıcılarına yönelik olarak yaptığımız çalışma da 2013 yılında Eylül-Ekim aylarında yapıldı. Dolayısıyla şimdi üzerinden neredeyse 5 yıl geçmiş olan bir araştırmadan bahsediyoruz. Bunu niye söylüyorum? Aslında Kadıköy için o tarihten bu yana Ataşehir için de bir takım şeyler değişti. Yani bugün mesela aynı mekanlarda biz aynı araştırmayı yapsak belki farklı profiller bulacağız. Belki bulmayacağız, bilemiyoruz. Ama bir takım şeyler değişmiş olabilir. Ama o dönemde gördüğümüz şey, baktığımız zaman işte yaş aralıkları olarak, eğitim durumu olarak, istihdam durumu olarak bu kullanıcı profilinin çok birbirinden farklılaşmadığı, yani birbirine zıt profiller görmedik. Örneğin eğitim düzeyi açısından baktığımız zaman, eğitim düzeyi olarak işte Türkiye ortalaması o dönemde yüksek öğretim bitirmiş olanların ortalaması %11-12 civarındaydı. Kadıköy'de bu %34 oranında çıktı, Ataşehir'de %30 oranında çıktı. Yani çok anlamlı bir farklılık bulamadık bu açıdan. Bunun dışında yaş açısından da çok ciddi farklar görmedik. Yalnızca Kadıköy'deki kullanıcı kesiminin biraz daha genç olduğu gözümüze çarptı. Bunu da aslında şöyle yorumlamak mümkün. Kadıköy'de gençleri çeken çok daha fazla işlev var. Dershaneler vardı o dönemde. Dershaneler, kurslar vesaire, hani sinemalar, tiyatrolar. Gençleri daha fazla oraya çeken işlevler vardı. Bununla beraber alışveriş işlevi tabii ki Kadıköy'de çok güçlü. O yüzden de gençler için biraz daha çekici bir yer olduğu ortaya çıktı. Ama bizim bulgularımızda mekanla ilişki aslında farklıydı. Çok kesin fark olduğunu söyleyebildiğimiz şey oydu. Yani istihdam açısından da çok farklılık çıkmadı. Kendilerini hangi sınıfa ait hissettiklerini sormuştuk insanlara. Çünkü genelde hani gelirle ilgili sorulara doğru yanıt almayız. Çoğunluk orta sınıf çıktı. Yani kendilerini orta sınıfa ait gördüklerini söylediler. Dolayısıyla hani profil olarak çok ciddi büyük farklar görmedik. Ama kullanım biçimi açısından farklılıklar vardı. Onu anlatın hocam. Peki onu anlatayım. Burada aslında hani kullanım biçimi derken tabii ki bir park ya da rekreatif amaçlı kullanılan yerlerde çok çok büyük farklılıklar gözlemlemek her zaman mümkün olmuyor. Bunu aslında çok daha bir uzun zamanlı, uzun vadeli, çok daha belki gözleme dayalı, başka türlü bir alan araştırmasıyla yapmak lazım ama bizim o dönemde yaptığımız araştırmada gördüğümüz genelde insanların hava almak için, nefes almak için, işte dışarı çıkmak için ya da alışveriş yapmak için
kullandıkları bir yerde arkadaşlarıyla buluşmak için. Şimdi Kadıköy'de aslında daha çeşitli bir kullanım amacı gördük. Yani insanlar hem biraz hava almak için bu mekanları kullanıyorlar, hem arkadaşlarıyla buluşmak için kullanıyorlar. Biz ilk üç mesela yanıt içinde gördüğümüz şeylerden bir tanesi de farklı insanlar görmekti. Aslında biraz önce programın başında söylediğim gibi işte Arendt'in ya da işte Habermas'ın yaklaşımı içinde hani görünür olmak önemli bir şeyse kamusallık açısından, bu anlamda Kadıköy'de bunun çok daha farklı olduğunu, fazla olduğunu gördük. Ama Ataşehir'e baktığımız zaman oraya gelen kesim çok yakın çevreden gelen ve çok az vakit geçiren bir kesimdi. Dolayısıyla orada aslında işte etrafı izlemek dışında çok da fazla bir yanıt vermediler bize. Yani arkadaşları buluştukları için sosyalleşme amaçlı kullandıkları bir yer değil. Bunun dışında uzun vakitler geçirebildikleri bir yer değildi o dönemde. Belki şu an farklılaşmıştır ama. Dolayısıyla bu kullanım biçimi açısından bir farklılık ortaya çıktı. En büyük farklardan bir tanesi de Kadıköy'de vakit geçiren insanlar 3 saatten fazla vakit geçiren oranı çok yüksekti. Hı hı. Yani bütün günümü burada geçirebilirim diyenler, işte biz 1-2 saat burada dururum diyenler, her gün gelirim diyenler, 3-4 saat burada vakit geçiririm diyenler, onlar çoğunluktaydı. Hı hı. Ama Ataşehir'e baktığımız zaman en fazla yarım saat ben burada vakit geçiriyorum diyenler çoğunluktaydı. Dolayısıyla aslında Kadıköy'deki kesimin ya da Kadıköy'deki kullanıcının bu mekanla bir bağ kurduğunu da görebiliyoruz. Müdavim olmuşlar. Yani her gün gelirim diyenlerin oranı neredeyse 1/3. Dolayısıyla her gün gittiğiniz ve çok uzun saatler vakit geçirdiğiniz bir yerle ilgili insanların hani bir müdavim, bir alışkanlık ya da en azından benimsemek, aidiyet hissetmek gibi bir duygu geliştirdiklerini söyleyebiliyoruz. Bu açıdan farklı. Ama profille ilgili bizim bu hani profil birbirine yakın demiştim ya, kullanım biçimi, amacı vesaire açısından. Bize imdadımızı aslında burada, yani buradaki farklılığı anlamak açısından yaptığımız mülakatlar yetişti. Şimdi yaşayanlarla konuştuğumuz zaman Kadıköy'de yaşayan kullanıcının, aynı zamanda kullanıcı olan insanların bu mekanlarla yeni bir aidiyet ilişkisi geliştirdiğini, işte komşuluk ilişkileri geliştirebildiklerini, bu mekanlara sahip çıkabildiklerini gördük. Ama Ataşehir'de yaşayan insanlar için burası vakit geçirmek için bir seçenek değildi. Yani onlar bize boş vakitlerinizi nerede geçirirsiniz diye sorduğumuz zaman etraftaki kapalı sitede yaşayan insanlara, onlar bize başka yerleri tarif ettiler. Boğaz'a gideriz dediler, Şile'ye gideriz dediler, Polonezköy'e gideriz dediler, Bağdat Caddesi'ne gideriz dediler, Kadıköy'e gideriz dediler. Taksim'e gideriz dediler. Dolayısıyla aslında bunlar da sıradan yerler değil tabii ki. Tabii, doğru. Bunlar aslında İstanbul'un kimlikli, belli açılardan, belli şekillerde kimlik kazanmış olan mekanları. Ya rekreatif olanakları açısından ya İstanbul kimliğiyle bütünleşmeleri açısından. Dolayısıyla bu da aslında bize neden insanların bu parklarda çok fazla vakit geçirmek istemediklerini gösteriyor. Çünkü işte biraz önce bahsettiğimiz bu işte bu türden bir kentleşme biçimi aslında çok fazla kimlik yaratmıyor. O yüzden de insanların çok fazla vakit geçirmek için tercih etmedikleri yerler haline gelebiliyorlar. Kendime bir tane son soru ekledim o söylediğiniz şeyden. Şimdi Ataşehir ve Kadıköy arasında tabii söylediğiniz, şimdiye kadar anlattıklarınızın arasında şöyle bir şey ben yakaladım. Anladığım kadarıyla seçilen kamusal parkın etrafındaki besleyici etkinlikler ya da besleyici diğer sektörler, örneğin işte bakkal, büfe vesaire olmasa da orada o tip bir canlılığın olması, o mekanın kullanım süresinde ve profilinde bir artış, olumlu yönde artış sağlayabiliyor anladığım kadarıyla. Bir de ulaşımdan bahsettiniz ve ulaşım gene sizin bulgularınızın arasında ulaşım ve erişilebilirlik açısından gene bir şey vardı, alt başlık vardı. Onunla ilgili de zaten İstanbul'u bilen izleyicilerimiz kolaylıkla Ataşehir ve Kadıköy'ün erişilebilirlik ve ulaşım açısından farkını rahatlıkla fark edecektir ama her izleyicimiz de bilmiyor olabilir diye. Yani ulaşım ve erişilebilirlik açısından bu iki farklı ilçedeki kamusal alan ve parkların kullanımı ile ilgili ne dersiniz? Ulaşım ve erişilebilirlik, biraz önce de çok kısaca bahsettim. Aslında bir kamusal mekanın kamusallık düzeyini yükseltmek de önemli ölçütlerden bir tanesi. Bunlardan bir tanesi aslında erişilebilirlik derken yaya erişimini de katıyoruz. Tabii. Bizim yaptığımız araştırmada
Ataşehir'deki kullanıcıların %68'i yakın çevreden, yani yürüyerek geliyorlardı o mekana. Ama Kadıköy'deki mekanlarda bu oran %46'ydı. Demek ki aslında başka ulaşım araçlarıyla gelmişlerdi. Dolayısıyla ulaşım ve erişilebilirlik aslında bir mekan, kamusal mekanın kullanımı açısından önemli. Şimdi evet, Ataşehir çok erişilebilir ve ulaşılabilir bir yer değil. Doğru. Dolayısıyla orada incelediğimiz park, Kadıköy'deki parka göre çok daha geniş, çok daha düzenli, çok daha bakımlı bir yer olmasına rağmen daha az kullanılan bir yerdi. Ama Kadıköy'ün tabii ki merkezde olması, konumu ve çok farklı ulaşım modlarını barındırması aslında ulaşılabilirliğini artıran şeylerden bir tanesi. Bizim mesela araştırma sonuçlarında Küçükçekmece'den, Başakşehir'den vesaire çok uzak, Kadıköy'e çok uzak gördüğümüz ilçelerden gelen insanlar vardı mesela. Dolayısıyla ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik önemli kamusal mekanlar için. Kadıköy'de değişmiş olabilir dediğim şeylerden bir tanesi de buydu aslında. Biz bu araştırmayı yaptığımız sırada Marmaray henüz faaliyete başlamamıştı. Şimdi Marmaray'dan sonra bu kullanım biçimi ya da kullanıcı çeşitliliği biraz daha değişmiş olabilir. Bunu kestirmek mümkün. O yüzden de aslında bu kamusal mekanların erişilebilirliği işte o kentsellikle bağdaştırdığımız kullanıcı çeşitliliğinin oluşabilmesi açısından önemli. Doğru. O yüzden de ulaşımla desteklenmeleri önemli. Ama tabii ki şunu da göz önüne almakta fayda var. Bir park aslında yerel bir ihtiyaçtır. Doğru. Bir kent parkı değilse. O yüzden de aslında en uygunu herkesin evinden çıktığı zaman bir park bulabilmesidir. Evet. O yüzden hani öncelikli olarak yaya erişiminin olması, yerel karakterli bir park olması ki mesela Mehmet Ayvalıtaş Meydanı'nda biz bunu gördük. Orayı kullananlar arasında yakın çevrede oturanların oranı Bahariye Caddesi'ni kullananlara göre biraz daha fazlaydı. Peki parkların, ben bu soruyla ilgili olarak şimdi aklıma gelen bir şey bu. Parkların içerisinde örneğin kullanım çeşitliliğini artırıcı şeyleri de kriter olarak almış mıydınız? Örneğin içinde çocuk parkının olup olmaması. Işte aktivite çeşitliliği açısından. Evet, başka aktivitelerin olup olmaması gibi. Seçtiğimiz mekanların niteliği dolayısıyla aslında bunu bir karşılaştırma ölçütü olarak kullanmamız doğru olmayacaktı. Çünkü başta da bahsettiğim gibi Kadıköy'de seçtiğimiz mekanlarla, merkezde bulabildiğimiz daha doğrusu mekanlarla, Ataşehir'de bulduğumuz mekanlar, merkezde bulduğumuz mekanlar arasında ciddi donanım farkı var aslında. Ataşehir'deki park aslında bir tören alanı barındırıyor. Doğru. Onun içinde çok daha farklı şeyler var, yürüyüş alanları vesaire. Ama Kadıköy'de bahsettiğimiz yer biraz daha farklı. Dolayısıyla o açıdan bakmadık, aktivite çeşitliliği açısından bakmadık ama şuna baktık, insanlar nasıl kullanıyorlar diye baktık. Yani birbirinden farklı kullanım amaçları var mı? Bu anlamda da aslında sosyalleşme açısından, yani insanların birbirleriyle tanışması, buluşması, görüşmesi, arkadaşlarıyla buluşması açısından Kadıköy'deki mekanlar biraz daha kamusallık açısından daha yüksek çıktı diyebilirim. Yani Ataşehir'de aslında daha uygun bir ortam olmasına rağmen, öyle görünmesine rağmen ilk bakışta aslında bu anlamda çok da fazla kullanılmadığını gördük. Ama literatürde bununla ilgili şöyle bir tartışma var. Şimdi bu türden ticari işlevleri, işte o kamusal olduğunu, olması gerektiğini söylediğimiz parkların içine yerleştirdiğimiz zaman bunun içinde bir seçmeciliğin oluşacağı. Dolayısıyla hani o olanaklardan yararlanabilenler ve yararlanamayanlar, o mekanların özelleşmesi, onların çevre düzenlemesi, oturma elemanları vesaire, bunları bütün olarak düşündüğümüz zaman bunları parkların özelleştirilmesi olarak görenler var. Ama bir taraftan da insanların böyle ihtiyaçları da var tabii ki. Yani bu da bir gerçek. Mesela Ataşehir'deki parkla ilgili burada en beğenmediğiniz yanı nedir bu parkın diye sorduğumuz zaman insanlar yapacak hiçbir şey yok, işte su alacak bile yer yok demişlerdi. Dolayısıyla bunun belki parkın içinde değil ama parkın yakın çevresinde olması, ki Mehmet Ayvalıtaş aslında oradaki meydan aslında tam da bunu sağlıyor. Yani parkın içinde değil ama parkın yakın çevresinde, hemen karşısında bu türden işte pastane, büfe vesaire, market, bu türden şeyleri bulmak mümkün. Çünkü bir parkta insan 3 saat oturduğunda tuvaleti de gelir. Dolayısıyla evet, yakında kullanabileceğiniz, yarı kamusal demek de doğru olur mu ya da yarı özel dedim. Yani bir pastane olması önemli bir şey. Çünkü evet, tuvaletinizi kullanabilir evet miyim dersiniz. Ya da evet, hakikaten susadığınızda ya da orada evet oturmanızı uzatacak bir tane tost alabiliyor olmak önemli bir şey. Evet. Dolayısıyla haklısınız. Diğeri tamamen türden, çıplak. Evet, bu türden donanımlarla desteklenmesi aslında o parkların kullanılabilirliğini artırıyor. Tabii.
Gene sizin bulgularınızın içerisindeki bir alt başlık bakım ve katılımla ilgili. Onunla ilgili de Ataşehir ve Kadıköy örnekleri üzerinden bize neler anlatabilirsiniz? Bakım meselesi önemli aslında. İnsanların parkları kullanması açısından önemli. Daha çekici hale geliyor bakımlı olduğu zaman. Ama aşırı tasarlanmış olduğu zaman da bu sefer belli kullanıcılar için burası bize göre değil galiba algısı burası oluşturabiliyor. Burası kapalı site acaba? Evet. Dolayısıyla hani parkın aşırı tasarlanmış olması değil ama bakımlı olması. Yani işte çöplerinin ortada çöpün olmaması, iyi aydınlatılmış olması, oturma elemanlarının olması, rahat oturulabilecek olan elemanların olması. Yani oturma elemanlarının kırık dökük olması da mesela insanları caydıran şeylerden bir tanesidir. Dolayısıyla bu anlamda bakımlı olan parklar daha çekici hale gelebiliyor. O yüzden de kullanımı artıran bir tarafı var. Dediğim gibi özellikle aydınlatma, çöp ve oturulabilir yerlerin olması. Oturulabilir yer derken ille de bir oturma elemanı olması gerekmiyor. İnsanların çimenlerin üzerinde de mesela oturabilmesi, bunun engelinin olmaması, bariyerlerinin olmaması önemli. Bu anlamda bakımlı bir yerden bahsediyoruz. Ki şeyde bizim yaptığımız araştırmada da aslında hani Bahariye Caddesi ile ilgili ve Mehmet Ayvalıtaş Meydanı ile ilgili bakımlı güzel beğeniyorum seçeneği çok çıkmıştı mesela, yüksek çıkmıştı bu şıkkı işaretleyenler. Bu mekanlarda dair sevdiğiniz şey nedir diye sorduğumuzda. Mesela Ataşehir'de de aynı şey çıkmıştı ama yine de bakımla ilgili insanların hep bir talebi oluyor. Bu yüzden de hani o bakım meselesindeki o dengeyi kurmak, yani aşırı tasarlanmamış, insanların serbest kullanabilecekleri, dilerlerse çimenlerin üzerinde, isterlerse banklarda oturabilecekleri şekilde düzenlenmesi, iyi aydınlatılması ki gece kullanımı açısından önemli. Bunların sağlanması önemli. Bakımı aslında bu yerlerin o açıdan önemli. Katılım meselesi şöyle, şimdi bu parkların bir kamusal hizmet olarak insanlara sağlanması tabii ki yerel yönetimlerin, öncelikli olarak yerel yönetimlerin görevleri arasında. Ama bir taraftan da baktığımız zaman işte kullanıcıların bunları kullanma biçimleri var. İşte bir takım insanlar kitap okumak için banklarda oturmak isteyebilir, bir takım insanlar yoga yapmak için çimenlerde olmak isteyebilirler. Çünkü aslında kamusal mekanlar tüm rekreatif ihtiyaçları karşılaması gereken yerler, sadece parkta, bankta oturduğumuz yerler değil. Dolayısıyla bu anlamda kullanıcının katılması, özellikle yerel olan parklarda, mahalli olan parklarda, kullanıcının katılması, onların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve onların ihtiyaçlarına yönelik olarak bu mekanların tasarlanması tabii ki önemli. Ama bunu şu anlamda söylemiyorum tabii ki. Yani işte biz bu parkı böyle yaptık, güzel olmuş mu olmamış mı meselesi değil. Bu aslında hani ihtiyacın oluşumundan başlayarak aslında o parkın bütün tasarlanma sürecinde insanların karar alma mekanizmasına etki edecek düzeyde bir katılımından bahsediyorum. Yani buna literatürde gerçek katılım diyorlar, diğerlerine aslında sahte katılım diyorlar. Dolayısıyla aslında bahsettiğimiz şey biraz da buydu yani. Bu katılım gerçekleşmiş mi, insanların aslında bir yeri benimsemesinde kendi aldıkları kararın orada uygulandığını görmeleri, o mekanı benimsemeleri açısından da önemli. Yani o mekanın daha bakımlı olması açısından da, insanların oraya sahip çıkması açısından da önemli. Hem de aslında rekreatif ihtiyaçların karşılanması açısından önemli. Tabii ki kamusal mekanlar sadece rekreatif ihtiyaçları karşılamıyorlar. Yine dönüp Arente ve Habermas'a bakarsak aslında bu insanların diğerlerine görünür olduğu yerler olarak aslında demokratik anlamda bir takım ihtiyaçlarını da karşılıyorlar. Dolayısıyla bu çeşitliliği, bu farklı ihtiyaçları karşılayabilecek düzeyde düzenlenmiş olan yerlerin olması ve bunların insanlarla beraber düzenlenmesi o açıdan önemli. Katılımı da bu açıdan önemsiyoruz. Ama gördük ki Ataşehir Belediyesi'nin bu anlamda çok fazla girişimi yoktu o dönemlerde. Ama Kadıköy Belediyesi bizim de daha yakından takip edebildiğimiz bir belediye. Onun bu konuda çok çabası var aslında. Evet. Ama tabii bir taraftan da katılım, işte o karar mekanizması içinde yer almak, kararı etki etmek. Bunun aslında biraz da insanların da buna hazır olması lazım. Yani kentlilerin de buna hazır olması gerekiyor. Doğru. Belediyeyle işbirliği yapmak demek bu aslında. Evet. Belediyeyle ortak karar almak demek. Dolayısıyla hem insanların hazır olması gerekiyor, hem yasal süreçlerin tanımlanmış olması gerekiyor. Bizde bu anlamda katılımı sağlayacak araçlar da çok tanımlı değil. En son çıkan yönetmelikte katılım sağlanır diye bir şey var ama hani bunun yöntemi bırakılmış.
Tabii ki bu yöntem geliştirilmeyeceği anlamına gelmiyor. Yani yönetmelik bu kadar açık bıraktıysa aslında çok farklı çeşitli yöntemlerde denenebilir aslında. Yani bunun kısıtlanmamış olması da aslında bir taraftan iyi. Çünkü o tasarımcı ya da plancı olan ekibe de bir hareket alanı da sağlıyor. İstediğiniz şekilde katılımı yürütebilirsiniz. Dolayısıyla hani bu katılımın sağlanması bu anlamda önemli. İnsanların hayat döngüleri içinde, gündelik hayatları içinde bu mekanlardan ne beklediklerinin anlaşılması, birlikte karar üretilmesi açısından önemli. Hocam biz vaktimizi çok güzel ve verimli bir şekilde kullandık. Ben size soracağıma söz verdiğim tüm soruları sordum. Fakat hem bir toparlayıcı soru olsun hem de ben bunu sormadan gidemeyeceğim. Biraz önce son not ettiğim soru oydu. Şimdi tüm bu sohbetimizde ben şöyle bir şey anladım. Ataşehir örnekleri üzerinden özellikle giderek sizin yaptığınız bu çalışmada özel alan odaklı kentleşme tipolojisinde ortaya çıkan kamusal alan aslında ya da alanlar aslında niteliksel olarak kamusal alan, sizin biraz önce söylediğiniz kamusallık seviyesini henüz tam olarak bir Kadıköy ile örneği karşılaştırıldığında doğru yerde durmuyor diye anlıyorum. Doğru mu? Aslında tam olarak böyle söyleyemeyiz. Çünkü aslında baktığımız zaman bu mekanlar evet çevreden, evet site duvarları arasından yürüyerek de olsa, yani o hoş bir yürüme ortamı değil, o yüzden söylüyorum. Öyle de olsa erişilebilir mekanlar yakın çevresinde oturan kesimler için. Mülkiyet kamuda, bakımını kamu yapıyor. Ama bu bir açıdan baktığımız zaman, kullanıcı çeşitliliği ve aktivite çeşitliliği açısından baktığımız zaman bu mekan, yani Ataşehir'deki mekanın bunu çok fazla barındırmadığını gördük. Bunun çok çeşitli nedenleri olabilir. O mekanın işte belki yeni tasarlanmış olması o dönemde bir etki olabilir. İşte ağaçların büyümemiş olması bile bir etki. Çünkü insanlar güneşin altında oturmak istemezler. Çok doğal bir şey bu. Dolayısıyla hani bir de alışkanlığın gelişmesi gerekiyor. Şimdi Kadıköy çok eski bir yer olduğu için oradaki alışkanlık, gelen kitle vesaire hani çok daha canlı olması zaten beklediğimiz bir şeydi. Ama Ataşehir'e de biraz fırsat vermek gerekir diye düşünüyorum. Biraz zaman mı? Evet, biraz zaman vermek gerekir diye düşünüyorum. Belki hani bugün gitsek orada başka bir şey bulacağız ki Ataşehir'de de aslında bu sosyalleşmeye dair en azından mekanlara ilişkin bir ihtiyacı da tespit ettik. Yani bu orada yaşayanlarla yaptığımız görüşmelerde görüşmecilerimizin bize ifade ettiği aslında Ataşehir'de arkadaşlarıyla buluşmak için kısa zamanlı vakit geçirdikleri, daha uzun zamanlı programlar yapmak içinse biraz önce söylediğim nitelikli yerleri ya da kendileri açısından nitelikli gördükleri yerleri, kimlikli olan yerleri tercih ettikleriydi. Ama Ataşehir'in de hani doğru planlama politikalarıyla belki, hiçbir şey için çok geç değildir herhalde. Belki de o kimliğini başka şekilde kazanacağı, belki aslında bunun için farklı bir katılım süreci bile olabilir. Yani o mekanların nasıl kullanıldığı, nasıl kullanılabileceği, ne tür aktiviteler olduğu, aktivite çeşitlerini sağlamak için bir mekanın aslında düzenlenmesi ve tasarlanması sürecini yeniden ele almak mümkün. O parklar için de aslında yapılabilir bunlar ve dolayısıyla o parklarla da bir şekilde kamusallık patlak verebilir, gelişebilir. Bizim anladığımız anlamda evet çok farklı kullanıcı çeşitliliği görmediğimiz bir yerde, lokal bir parktı ama işte o yerel mahalleye hizmet eden bir parkın olması da önemli. Ama bunun için bir takım herhalde politikaların yerel yönetim tarafından, orada etrafta yaşayanlar tarafından geliştirilmesi lazım. Ama bunun karşısında biraz önce söylediğim gibi etrafta yaşayan insanların, kapalı sitelerde yaşayan insanların beklentileri de önemli. Yani nasıl bir yerde yaşamak istiyorlar. Biz yaptığımız araştırmada şunu da sorduk insanlara. Boş vakitlerinizi nerede geçirirsiniz? Kadıköy'de yaşayanlar ya da Kadıköy'ün kullanıcıları için mesela buraya gelirim diyenler çoğunluktaydı. Ama Ataşehir'deki kullanıcılar için buraya gelirim diyenler çok azınlıktaydı. Doğru. Yani çok ihmal edilebilir düzeyde azınlıktalardı. İşte alışveriş merkezine giderim, site içindeki ortak mekanları kullanırım, işte evde otururum. Mesela evde otururum diyenler %50 düzeyindeydi. Site içindeki ortak mekanları kullanırım diyenler %10 düzeyindeydi. Alışveriş merkezine giderim diyenler %21 oranındaydı. Şimdi aslında
bu sonuçlara baktığımız zaman demek ki bu insanlar aslında kapalı sitelerin içindeki o ortak mekanlarda da çok fazla vakit geçirmiyorlar. Yani bu cevap veren %10 olduğuna göre demek ki aslında evet, demek ki bir ihtiyaç da var. Dolayısıyla bu ihtiyacın hani doğru yönlendirilmesi de önemli. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bugün doçent doktor Ebru Firidin Özgür'le özel mekan odaklı kentleşme üzerine konuştuk ve özel mekan odaklı kentleşme tipolojisi içerisinde kamusal mekanlardan bahsettik. Ataşehir ve Kadıköy örnekleri üzerinden. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Emeğinize sağlık, ayağınıza sağlık. Sizlere de teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. İyi akşamlar. İyi akşamlar.